Efendim iktidarın dezenformasyon yasası diye tanımladığı, muhalefetin ise sansür yasası olarak dillendirdiği, asıl adı basın kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifinin tam da böyle tartışmalı oturumlarla ele alındığı bir dönemde Tunceli'de bir iletişim ve habercilik olayı ya da sıkıntısı yaşandı. Haber ajans tarafından Tunceli'de yaylalara yerleştirilecek Portatif tuvaletler için resmi açılış töreni düzenlendi diye verildi. Böylesine bir haber yaklaşımı ve bunun diğer medya organlarına yansıması, içinde karşı çıkanları haklı kılan maddeler olan, yani bu yasaya karşı çıkanlara haklı çıkaran maddeler olan, söz konusu basın kanununu düzenleyenlerin eline de bir koz vermiş oldu. Anlatalım hikaye, hikayeyi. Abone olan veya haberi gören, kopyala yapıştır yoluyla, bizde habercilik böyle oluyor, e, sitelerine koyan, kimi yayın kuruluşları da ajansın başlığını aynen kullanarak veya tuvalet konusunu öne çıkararak, resmi törenle tuvalet açtılar falan diye, kim bilir e, haberler yaptılar. Kim bilir sosyal medyada neler konuşuldu, yazıldı. Vali izliyorsunuz, kurdele kesiyor. Sonuç... Valilik açıklama yaptı. Valilik özetle yaylacılar için içlerinde banyo, lavabo ve kılık kıyafet değiştirme alanı bulunan taşınabilir konteynerların Tunceli Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne teslim edildiğini, bu vesileyle başka yatırımları da kapsayan temsili bir açılış yapıldığını duyurdu. İzliyorsunuz ee, şimdi e, söz konusu iletişim sorununun çeşitli boyutlarına bir bakalım. Bir, önce ajansın haberi, ajanslardan birinin haberi. Görüntüler bunlar. Fazla ayrıntı yok. Gizemli yapılarmış gibi gösteriliyor görüntülerde e, bu yapılar. Ne oldukları belli değil. Geniş plandan bunların ne olduğu niçin gösterilmiyor. İçlerinde ne var, niçin? ajansın görseline yansımıyor. Abi yalnız ajansın haberinde önemli bir bilgi şuydu. Bu hizmetin yaylacıların soğuklar nedeniyle köylerine dönmeye başladıkları bir zamanda verilmesi dikkat çekti. Aynen böyle diyor ajans. Bu düzgün bir eleştiri olarak görülebilir. İki, şimdi bir başka ajansın haberini verelim. Görüntüler Evet böyle gerekli bir şekilde çekilmiş. Genel çekim var. Bu yapıların ne olduğu gösteriliyor. Araçla çekilebilen seyyar e, bir yapı. İşleri de çekilmiş. Evet, bir tarafta valiliğin hatta bu ajansın nedense Türkiye'de öyle denir lavabo dediği tuvalet var. Diğer tarafta da soyunma odası bulunuyor. Bir de bu ajans böyle geçiliyor. Duş da var içinde. Peki 3 valilik. Evet, Tunceli valiliği. Acaba böylesine bir teslimat için törene, kurdele kesmeye, açıklamalar yapmaya gerek var mıydı? Ajanslar oraya giden haberciler ne kadar bilgilendirildi? Ajanslar önceden bildirilse, bilgilendirilse, yani böyle tören falan yapılmasa, kurdele kesilmese onlar da bunları yaylacılara sorsalar, onun yanına bir yaylacı alsalar, onunla konuşsalar, ne dersiniz? İşinize yarar mı diye sorsalar, görüşlerini alsalar daha iyi bir habercilik olmaz mıydı? Ayrıca da evet, neden yayla mevsimi bittikten sonra böyle bir iş yapıldı? O tuvaletli, duş kabinli soyunma odaları e, sanırız bir dahaki yayla mevsimini bekleyecek. İşte böylesine bir medya ortamında yaşıyoruz ve iş yapıyoruz. Tuvalet mevzuna gelince açılışı yapıldı diye kullanılınca kara mizah oluyor. Ama tuvalet hiç de öyle gülünecek bir şey değil. Hela hiç de öyle gülünecek bir şey değil. Ciddi bir konu. İnsanlık için bugün de bir konfor. Evet, dünyada tuvaletsiz insan sayısı vahim boyutlarda. Tuvaletini kovalara, poşetlere veya efendim nereyi bulursa oraya yapan insan sayısını verelim sizlere. Dünyada 3 milyar 600 milyon kişi ev, elverişli bir heladan yoksun. Zaten 19 Kasım yaklaşıyor. İnşallah o günde durumu size aktarırız, haberini yaparız. Dünya hela günü. Evet evet ciddi ciddi bunu e, gündeme getiriyorlar. Dünyanın böyle bir hela sorunu var. Türkiye'de yaylalarda genellikle çukurlar açılır. Tuvalet olarak o çukurlar kullanılır. Böyle bir hizmet götürülmüş. O çukurlar pek sayılmaz görece ama yine de hijyeniktir. Hasılı tuvalet için kurdele kestiler denilip de ortaya çıkan bir tartışma bize bunları söyletti, aklımıza bunlar geldi. Önemsiz bir konu gibi görülebilir ama işte dezenformasyon yasası, onun dışında buna karşı çıkışlar ve tuhaf bir örnek.